Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Bugün Zoom programında sesle alakalı problemlere bir iki pratik çözüm göstereceğim. Bu problemleri yaşayan arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşarak hem onların problemini çözmüş olursunuz hem de kanalımızın daha fazla tanınmasına yardımcı olmuş olursunuz. İlk olarak sesin karşı tarafa gitmeme problemi var. Burada karşılaştığım en genel sebep Zoom programına sesle ilgili izinleri vermemiş olmanız. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Hemen çok basit şekillerde sizlere göstereceğim. Sizler de aynı uygulamaları yaparak Zoom'daki problemleri gidermiş olacaksınız. Öncelikle telefonla yapılan bağlantıları anlatayım. Telefonlarda, Android'lerde her girişte şöyle bir ekran karşımıza çıkar. Şu anda Fatih Sefi ile bir görüşme başlattık. Şurada bir uyarı geldi, gördünüz mü? Ona tıklıyoruz ve artık sesimizi karşı tarafa götürebiliriz. Diyelim ki ona tıklamayı kaçırdınız. Hani farklı bir yere tıkladınız. Ekrana da geldi, görüntüler geldi, ders başladı ama sizin sesiniz karşı tarafa gitmiyor. Şurada boş bir yere tıklayın. Boş bir yere tıklayınca ekranda menüler açılır. Şurada kulaklık işareti var, gördünüz mü? Bu kulaklık işaretine tıklayıp Call over internet. Buna tıkladıktan sonra artık sesimiz karşı tarafa gider. Bakın buton artık kırmızı değil. Gördüğünüz gibi beyaz. Android'lerde problemi böyle çözüyoruz. Tabii iPhone'la girenler de var. iPhone'lar ne yapacak? iPhone'ların biraz ayarı farklı. Onlar ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Öncelikle ayarlara girip iPhone'da ayarlara girdiğiniz zaman yukarıdan aşağı çekin. Şurada ara butonu var. Gördünüz mü? Ara yerine zoom yazın. Listede zoom'u bulun. Gördünüz mü? Zoom'un ayarlarına geleceğiz şimdi. Burada erişebileceği yerleri görüyorsunuz. Gördünüz mü? Zoom erişebilsin. Şurada mikrofon ve kameraya izin verirseniz artık sesiniz karşı tarafa gider, ses alırsınız. Görüntünüz karşı tarafa gider, görüntü alırsınız. Bunun sebebi iPhone'larda sesin karşı tarafa gitmemesinin öncelikli sebebi bu. Bunların hepsini yaptınız, sesiniz karşı tarafa gidiyor ama bu sefer onları duyamıyorsanız. Böyle bir ihtimal de var, böyle bir yorumlar da geliyor. O zaman ne yapacağız? Hemen Android üzerinden örneği gösteriyorum. Şurada yine ekranın herhangi bir yerine, boş bir yere tıklıyoruz. Şurada gördünüz mü? Bir hoparlör işareti çıktı. Bu programın ses ayarı. Bu eğer kapalıysa, gördünüz mü, çarpı işareti geldi. Eğer kapalıysa karşı tarafın sesini alamazsınız. Ekranda herhangi bir yere dokunun. Buna dokunup iki tane parantez işareti. Bu hale gelmesini sağlarsanız onların sesini de alırsınız. Ha, buna rağmen ses gelmiyor. Açtığınız hala ses gelmiyor. O zaman telefonun sesi kısıktır. Şurada yanında tuşlar var, bakın. Onlarla ses ayarını yapıp sesi yükseltmeniz lazım. Gerçekten bu bile insanların takıldığı noktalardan birisi. Bunu çözmek önemli. Dersleri kaçırmamanız açısından, derse geç kalmamanız açısından çok değerli oluyor. Görüşmelere kulaklıkla katılmaya karar verenlerin de yaşamış olduğu bazı ses gitmeme problemleri var. Bunların sebeplerinden birisi kulaklığın mikrofon desteklemiyor olması veya bilgisayarın o kulaklığı desteklemiyor olması. Mesela içinde kulaklık, pardon, bir kulaklığın içinde mikrofon olup olmadığını anlamanın yolu şu. Gördünüz mü? 3 parça demirden oluşuyor bu kulaklığın 3,5 milimetre jakı. 3 parça demir. Bu, pardon, 3 tane yüzük var. Beyaz yüzük, gördünüz mü? Plastik. Bu mikrofon var anlamına geliyor. Bazılarında 2 tane plastik yüzük olur. Bu da onun mikrofonsuz olduğu anlamına geliyor. Böyle bir durumda ses sağlığını yakalamak için kulaklığı çıkarmanız gerekiyor. Gelelim bilgisayarda yaşanılan problemlere. MacBook'ta ses bağlarken, mesela şu anda MacBook'tayım, herhangi bir izin problemi yaşamıyorum. Ama Windows'larda bu herhangi bir linke tıkladığımızda bizi önce web sitesine gönderiyor. Şöyle bir görüntü çıkıyor ya şurada. Daha sonrasında Zoom adlı uygulamayı açıp seçtiğimiz zaman uygulamaya gidiyor. Biz görüşmeye katılıyoruz. Bu Windows'larda şurada adres çubuğunun şurasında veya şurasında tam olarak emin değilim bir bildirim geliyor. Orada izin istiyor. Yani Zoom programı sizin mikrofonunuza, kameranıza ulaşmak istiyor. İzin verin seçmezseniz bu sefer o görüşmeye sesle katılmamış oluyorsunuz. Bunu kaçırdınız diyelim. Bu büyük bir problem değil. Kaçırırsak ne olacak onu da görelim hemen. Böyle bir görüntü geliyor. Hemen bizi programa bağlayacak. Şimdi diyelim ki o başta
web sitesinden gelen bildirimi kaçırdınız, onu çarpıyla kapattınız ve bir görüşmeye katıldınız. Görüşmede de sesiniz karşı tarafa gitmiyor. Şurada herhangi bir problem yokmuş gibi görünüyor. Mesela şunun sesi kapalı, Fatih Sefi'nin sesi kapalı, benim telefonun sesi kapalı. Bunlar bilinçli kapattıklarımız. Burada açıkmış gibi görünüyor ama bilgisayarımızın mikrofonuyla Zoom programı bağlı olmadığı için bu görüşmede benim sesim karşıya gitmez. Burada şaşırıyorsunuz işte. Benim sesim açık olmasına rağmen karşıya gitmiyor. Bu sizin mikrofonu kullanmadığınızdan kaynaklanıyor. Bunu çözmek için Join Audio. Bakın kulaklık işaretine tıkla, sonra maviye tıkla. Basit bir dille anlatırsak böyle. Kulaklığa tıkla, maviye tıkla. Ses bağlantısını yaptık. Şimdi bir uyarı geldi bağlanıyor diye bağlandık. Ve artık sesim açık. Buradan kapatıp buradan açıyorum. Bu kadar. Bu bilgisayardaki ses menüsünün altında çok şey bulabiliriz. Haberiniz olsun. Mesela bir kulaklık taktığınız zaman veyahut bir mikrofon taktığınız zaman profesyonel bir mikrofonla katılacaksınız diyelim ki. Onu buradan buluyorsunuz. Bakın. Şurada ok var. Her türlü ayara ulaşabilirsiniz. Ses ayarlarına buradan gidiyoruz. Buradan mesela benim sesim çok kısık. Çok kısık ses alıyorum diyenler bu hoparlör. Speaker hoparlör demek. Buradan sesi artırıp azaltabiliyorlar. Buraya da baksınlar. Veya benim sesim karşı tarafa çok az gidiyor. Bu da mikrofonun ses ayarı. Zaten mikrofonda mikrofon yazıyor. Burayı şu şekilde kaydırıp artırıp azaltabilirler. Bunlar güzel imkanlar. Daha sonrasında şu oka yine tıklıyoruz. Mesela kulaklık taktınız. Kulaklığı takar takmaz onun ayarına geçmez. Burada Select a Microphone yani mikrofon seç seçeneği var. Burada mutlaka kulaklığınızı listelemiş olması lazım. Mesela ben Rode NT ile katılıyorum bazı görüşmelerime mikrofon olarak. Şuraya Rode NT çıkar. Şu an kayıt yaptığı için bilgisayara takamıyorum. Rode NT seçersem artık o mikrofon olur. Mesela T6 kulaklığımı tanıtıyorum. Kulaklığımı bu listeye çıkarıyor. T6'yı seçersem oradan ses alırım. Ben kulaklıktan ses gönderip bilgisayardan ses almak istiyorum bile diyebilirsiniz. Yani hangisini seçerseniz mikrofon menüsünde mikrofon seçmiş olursunuz. Speaker menüsünde hoparlör seçmiş olursunuz. Bu yönden çok büyük imkanlar veren bir programdan bahsediyoruz. Evet, sanırım şimdiye kadar karşılaştığım bütün ses problemleriyle ilgili bildiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşmış oldum. Eğer çevrenizde bu problemleri yaşayan başka arkadaşlarınız varsa onlarla da bu videoyu paylaşarak bir güzelliği yaymış olursunuz. Şimdi kendinize iyi bakın. Başka bir bilgilendirme videosunda mutlaka görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.